Herkese iyi akşamlar. Orkestra değişmemiş, aynı orkestra. Hmm. Senden beri değiştirmedik. Her şey bıraktığın gibi duruyor. Öyle mi? Ha. Sen de öyle vallahi. Evet, vallahi. Saçlarımı boyuyorum birazcık. Bazen beyazı geliyor altlardan. Şahane bir kızın var. Dibi görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Nefis İstanbul Bayülgen. Yaptığınız projeye çok saygı duyuyorum. Ben de bir yapmadık, kanal yaptı. Yani TV100'ün projesi. TV100'ün projesine o zaman çok saygı duyuyorum ve TV100'ü de kucaklıyorum ve alkışlıyorum. TV100'ü kucaklıyor musun? Evet, çünkü yeni bir kanal. Yerim seni. Yeni bir kanal. Her şeyi kucaklar, sevdiği her şeyi kucaklar. Ben tatlısın. De bu projeye katılmak isterim. Çünkü ben de çok büyük bir hayvan severim. Benim de bir haydutum var. Beyaz baksır. Aa, öyle mi? Evet. Ve onlar hepimizden çok daha duyarlı ve çok daha başka türlü ruhları olan, ben onlara hayvan demeye utanıyorum. Haycan diyorum. Haycan diyorsun. Evet. O kadar garip bir konuşma ilerliyor. Yıllar sonra görüşünce böyle. Kaç yıl oldu ya? Bilmiyorum. Arada ikimizin de başına çok şeyler geldi. Hayat. Hayat, hakikaten. Hayat. Biraz önce düşündüm. Galiba bu yakınlarda senden ayrılalı 20 sene olacak. Doğrudur. Evet. Ama biraz sabahları kalktığımda belim ağrıyor. Benim hiçbir yerim ağrımıyor vallahi. Taş gibi. Taş gibisin, evet, öylesin, evet, hakikaten. Çünkü ruhumu hiçbir zaman, o içimdeki çocuğu büyütmeyen bir kadın olduğum için başıma ne gelirse gelsin yollardaki dikenleri çize çize, beni acıta acıta büyüttüğü için ben de... Çok güzel şarkılar yaptın. Çok teşekkür ederim. Bize birazdan söyleyeceksin değil mi onları? Söyleyeceğim. Yeni şarkı da var bir tane. O Serkan Sekin'in sözü ve bestesi, ona ait olan bir şarkısı. Çok merak ediyorum onu. Ona galiba klip çekeceksin. Ona klip çekeceğiz. İlk Öğrendim diye bir şarkıyla çıktım. Biraz ters köşe bir şarkıydı o. Hatta... katıldığım programda, işte Beyazıt'a katılmıştım ilk. Beyazıt araştırmış, albüm yeni çıkmıştı. Albümün adı Uzun Bir Hikaye. Çok araştırmacı bir insandır. Birisi geleceği zaman inanılmaz kendini araştırmalara göre. Demiş ki bu şarkıyı kim... Hasta mısın? Hayır, hasta değilim, bir boğazımda gıcıklanma var. Yani bilmiyorum, onun gibi şey. Çünkü çok, özür dilerim. Estağfurullah. Çok fazla, hem Show Radyo'daki program, hem buradaki kabaredeki oyunlar, hem televizyon çekimleri falan. Artık yani beni bir yere götürüyorlar. Diyorlar ki burada konuşmaya başlıyoruz falan. Orada konuşmaya başlıyorum. Sonra alıp başka bir yere götürüyorlar falan. Hiç de sevmezsin konuşmayı. Hiç sevmem. Hiç sevmezsin. Ben çok konuşan bir insan değilimdir ya. Doğru. Öyle mi? Yani hayır, programlarda evet. Asıl geveze sensindir. Neyse, yani. Neyse. Beyazıt Öğrendim şarkısını dinlemiş. Özledim Beyazıt'ı, biliyor musun? İyi ki Beyazıt'ı açtım. Hakikaten çok özlüyorum. Nerede acaba? Yani kesin nerede? Teknede tatil yapıyordur. Teknede. O kadar. Yok, O Ses Türkiye'deydi en son. Hayır, oradaydı. O kadar sevmiyor. Şimdi bir Almanya turneleri falan var. Yapıyor gene bir şeyler. Neyse, konuma döneyim. Bunu dinlemiş. Araştırmaya başlamış YouTube'da, Google'da vesaire. Ay isim vermiyorduk, özür dilerim. Hayır, YouTube ve Google diyebiliyoruz. Diyebiliyor muyuz? Çok eskiden bir ara demeyin diye salakça bir şey çıkardılar. Sonra işte baktılar ki YouTube ve Google diyor herkes, engel olunamadı. Bir ara Google dedirtmiyorlardı. Ya. Öyle bir şey, öyle salakça bir şey çıktı. Ben de dedim ki ne demek dedirtmiyorsunuz lan, diyeceğim işte dedim, demeye devam ettim. O zaman ben de demeye devam ediyorum. Araştırmış, demiş ki ya bu kimin türküsü, kim yazmış, hangi ozan? Musa Eroğlu mu, rahmetli Neşet Ertaş mı vesaire. Bana bunu söyleyince ben çok gururlandım. Çünkü çok uzun bir yolculuktan geldim. Uzun yollar kat ettim. Orada biraz büyüdüm, öğrendim. Öğrenince de Öğrendim diye bir şarkı yaptım işte. Ya, çok tatlı. Öyle oldu. Evet. Peki bu galiba biraz bu şarkılar erkeklere yazılıyordu. Sonra artık galiba erkeklere yazılmamaya başlandı. Biraz daha felsefi olmaya başladı şarkılar galiba. Bence öyle olması. Erkekler zaten şarkı yazmaya değmez aslında. Bence de. Beni göstererek söylediğin için çok teşekkür ederim ama... Bence de. Kaç tane şarkı yazmışsındır bana? Bir, iki... Beraber iki. Ortak şarkımız var biliyorsun. O bile var ama birkaç tane bırakma bana... Yani ama diye. Sonradan bana dedin ki sana şu kadar şarkı yazdım falan. Sonra belki değil başkalarına mi? Da söylemişsindir aynı şeyleri yani. Ben öyle yalancı sahtekar bir kadın değilim. Estağfurullah öyle değil ama insan sadece, bazen mecbur kalabilir hayır, yani. Hayır hiç mecbur kalacak bir durum değil. Bu şarkıyı sana yazdım falan. Vardır yazılan şarkılar ama ben yani... ama tam olarak yani bana yazdıklarının hangileri olduğunu bilmiyorum. Ben senin başka kimlere şarkı yazdığını biliyorum. Ama bana yazdıklarından tam emin değil. Çünkü senin kimlere şarkı yazmış olduğunu anlamak için aslında son adam olmak lazım. Hmm. Çünkü arada bir yani ben benden önce kimlere yazdığını biliyorum. Benden sonra olan kişi ya da kişiler bilmiyorum kaç tane çok yok çünkü şarkılar çok yok çok, biliyorum ama şarkılar benden çıktıktan sonra artık sizin kime yazıldığı önemli değil. Allah razı olsun o şu bana yazılan şarkı şimdi ya, çok ağır muamele benden çıktıktan sonra sizin al tepe kullan evet. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim zaten. Çok da tarif etmiyorsun galiba. Yani aşık olduğun insanı çok tarif etme. Hiçbir şarkında aşık olduğun adamı tarif etmiyorsun. Ben dertleşiyorum. Hayır şunu söylemek istiyorum. Yani kısa uzun filan gibi tarif etme. Hayır. Ya kısa uzun derken hani uzun boylu, kısa boylu, ben işte enine dar, hiçbir zaman sarışınım. Mesela şöyle şeyler yok sende Türk müziğindeki gibi. Mavi gözlüm filan. Şekilci bir insan olmadığım için hayatımda. Ama hiçbir adam belli olmuyor. Yani aslında diyebilirim ki mesela ulan bütün bu şarkılar bana yazıldı filan desem millet inanabilir. Çünkü yani tarif etmiyor. Mesela bana kara gözlüm filan diye bir şey yapmadım mesela. Yani mesela. Ama İstanbul'a şarkı yazabilirim. İstanbul'a yazabilirim. Ufak tefeğim benim diye bana şarkı. Ufak tefeğim benim. Küçük dev adamım. Sen aslında bak. Ufak tefek koca dev adamsın yani. Evet yani. Ufak tefeğim sana benim. Bu arada iltifatta bulundum. Es geçtin orayı. Sen ufak tefek işte koca... İşte böyle kavga etmeye başlıyoruz. Koca kim kime ne zaman iltifatta bulundu ve öbür çok tatlısın. Ve büyüdükçe küçülen bir adamsın. Oo tatlım benim evet. Canım efendim. Peki sen de böyle bir ağır deneyimden geçtin. Ve şunu söylemek istiyorum sana. Bu geçirdiğin deneyimi herkes unuttu. Bunu ki... Hiç. Sence unuttun mu? Evet. Bunu sana geçen gün yani programa geleceğin belli olduktan sonra ve işte acaba şarkı söyleyeyim mi şarkı söyleyeyim mi? Teknik bir şey konuşmak için çok kısa bir konuşma yaptık. Onun dışında konuşmuyoruz neredeyse. Görmedim yıllardır. Evet yıllardır görüşmüyoruz. Görmedim. Evet. Yüzünü yeni görüyorum yani. Onun için bu bölümü uzatıyorum ki biraz seni göreyim diye. Ve, ama şunu söylemek istiyorum ki yani bu deneyimi bir kere mutlaka dünyadaki bütün sanatçılara ilave eden bir deneyim. Tabii ki konuşması kolay. Tabii ki sonradan söylemesi kolay. Yazar için, çizer için, müzisyen için, siyaset yapan insan için hapishane deneyimi önemli bir deneyim. Tabii bunu sonradan işte antoloji yazanlar, efendim sonradan kalem oynatanlar falan, efendim o deneyim de ona çok iyi gelmişti falan filan yazıyor. Hadi sıkıysa yaşa bakayım öyle kolay bir şey değil o. Evet ama ve lakin seni olgunlaştırdığını biliyorum ama ve lakin benim gönlümde ve her zaman bütün seyircilerin gönlünde sen bir bebeksin. Ay, hiç kimse bir bebeğin aslında olgunlaşmasını hele üzüntüyle, acıyla olgunlaşmasını istemez. Bunu kimse istemez. Yani tamam başka bir adamın işine yarayabilir ama sen zaten şarkılar yazıyordun. Şimdi görüyorum ki özellikle bu konuyu açtım yani erkeklere yazılan şarkılar meselesini. Artık o erkeklere yazılan şarkılar, evet onlar güzeldi. Herkesin hep birlikte söylediği aşk şarkılarıydı. Ama şimdi onlar biraz daha felsefi. Farkındalıkları içeren, evet. Böyle bir kadına dönüştü. Ve şimdi şarkı söyleyişlerini de işte görüyorum videolarda, şurada burada sahneye çıktığın yerlerden izliyorum. Hakikaten şarkı söyleyişinde çok olgunlaştı. Yani sen artık tahmin ediyordun bunu eskiden beri ama hakikaten o tahmin ettiğim yere geliyorsun. Yani diğer bütün popüler müzik sanatçılarından farklı, daha olgun, daha kendini temsil eden ve yegane, başkalarına benzemeyen bir yere geliyorsun gördüğüm kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok özel bir iltifat olarak kabul edeceğim. Bu düşüncem benim. Bir sürü insan da aynı şeyi düşünüyor ve kimse hatırlamıyor. Çünkü yaşanmışlıkları çok fazla olan. Kimse Deniz'in hangi deneyimlerden geçtiğini hatırlamıyor. Aslında bugün hakikaten sıfırdan, yani bir sürü insanın zaten bu hafızasında gider. Yani insan eğer kendi deneyimlerini saklamak isterse saklar ve bunu insanlara bahseder. Eğer saklamak istemezse, bahsetmezse zaten insanlar unuturlar. Çünkü zaten bütün bir gösteri dünyası ya da bütün bir müzik dünyası zaten son olarak ne ürettiğine bakıyor. Hı hı. Yani bu ünlü bir İtalyan yönetmen var. O kitabında, öldü gitti ama çok önemli bir kitabı var. O kitabında anlatıyor. Diyor ki biz bir ip cambazını diyor ipin üzerinde izleriz. İpin üzerindedir, yalnız başınadır ve belki içimizden dua ederiz düşmesi için, o geldiğimiz gösterinin yegane sadece bize ait olması. Ya da düşmemesi için. Evet, hayır, yok, düşmesi için. Aslında öyle anlatıyor. Ve dua ederiz diyor. Çünkü herkes o gösterinin yegane kendisine ait önemli bir gösteri olduğunu ve kendisinin de orada olduğu önemli olayı yaşamak ister. Ama ve lakin bu diyor onun son gösterisidir. Ve eğer düşmezse yola devam eder ve yine büyüktür. Eğer düşerse de düşmüştür. Biter. Biter. Yani dolayısıyla en son ürünü, yani Deniz'in en son şarkısı, benim en son programım, ondan önce yıllar yıllar boyunca o ipin üzerinden düşmeden yürümen kimsenin umurunda olmaz. Düştün, çok düştün. Çok güzel bir tarif. Evet. Çok yani güzel. Dolayısıyla herkesin son ürünü, senin son şarkın. Son şarkın iyi, okey, sen iyisin. Son şarkın kötü, tamam, bittin. Bir de bazen yıllar sonra anlaşılan şarkılar var. Ben genelde o tarz şarkılar yazıyorum zannediyorum. Yani ticari amaçlı yazmıyorum şarkıyı. Hmm. İçimden ne geldiyse onu paylaşıyorum. Bu da benim için çok daha kıymetli. Hmm. Çünkü ben bir gün ölüp gittikten sonra şarkılarımın anlaşılması ve bu kadın ne demek istemiş, vay be biz zamanında anlamamışız. Hmm. Dedikleri zaman... Hmm. Özellikle son yıllarda yaptıkların öyle olacak, evet. Kesinlikle. Bu zaten bunun için yazıyorum. Kesinlikle. Bunun kesinlikle için yaşıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da sahne şovların çok eğlenceli geçiyor. Çok. Çok eğlenceli çok geçiyor. Şükür. Yani bizim gördüğümüz bir Deniz Seki var. Biraz melankolik, biraz felsefi, güzel şarkılar yazıyor. Güzel slow şarkıları var, anlamlı şarkıları var ama onu sahnede izlemek çok eğlenceli. Sahnede zıp zıp bir kadın var. Ben aslında çok neşeli ve çok komik bir kadınım. Hı hı. Başıma gelenler her ne kadar tuhaf şeyler olsa, hı hı, da aslında içim çok eğlenceli, çok komik ve bunu kendimi en iyi hissettiğim yer sahne. Sahne, evet. Ve haftanın en az 3 günü sahne alıyorum. Şimdi Bodrum'da olacaksın. 2 Haziran'da Allah izin verirse Bodrum'a yerleşiyorum. Nerede? Bodrum'daki People'da. People'da. Nerede People? 2 sezondur Kum Otel'in içinde. Kum Otel nerede? Evet, Kum Otel Yalıkavak'ta. Yalıkavak nerede? Pardon, Türk Bükü'nde, pardon. Yalıkavak'la, herkes o Yalıkavak'tan söylüyor. Türk Bükü'nde, Kum Otel'in içinde. Ama People, Türk Bükü'nde, iki, evet, sezondur, hem ve kış doluyor, hem yaz. Tıka basa doluyor. Evet, haftalar öncesinden rezervasyonlarımız doluyor. Tayfun'a bir sorar mısın? Acaba bizim yeni açtığımız Bodrum'un içindeki Dada Salon Brasserie'de, yani yine böyle dekoru böyle bir olan bir yer. Acaba hafta içi bir gün orada çıkabilir misin? Tayfun'a sorar mısın rica etsem? Ben etik olarak doğru bulmuyorum. Niye, ben etik olarak sordum işte. İşte ben de doğru bulmadım. Kabare olsa... kabare orası işte. Hayır, bir kabarede sahne alıyor olsam... Ben onu öyle formatlarım. Bunu konuşmak lazım patronla. Peki, tamam. Çünkü bir yerde çalışıyorsan seyirciyi bölmemek lazım. Belki en sonunda kafa senin patronun olmak lazım istiyorum. Belki öyle bir... konuşuruz, anlaşırız. Hani yok mudur şimdi... Türk filmlerindeki filan böyle bir patron ve şarkıcı filan öyle şeyler. Ay yarabbim ya. Çalıştığım mekandan çok memnunum. Evet. Bu arada orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hmm. Az sonra bana eşlik edecekler. Evet, evet, çok iyi yaptın teşekkür etmekle. Evet. Bir şey yok. Programlarda en nefret ettiğim şey şarkımın yazarı, kuaförüm. Deme. Neden ona, biliyor musun? Tabii orkestran çok iyi. Çok özel çocuklar. Ha. Ya A+ grup. Senin grubun gibi. Yani ben de onlar. Benim grubum A+ insanlardan ulaşmıyor. Oluşmuyor hepsi. Nasıl hepsi oluşmuyor? 40 yıldır arkadaşım yani. A+ insanlar. Benim de hepsi... nereden baksan 25 yıllık arkadaşım. arkadaşlarım var burada. Hangi 25 yıllık arkadaşlarım? Yani Mojo'yu hatırlamaz mısınız? Ya, yani, tabii ki ama mesela Kübalı Gonzales var. Senin 25 yıllık arkadaşın mı? Gonzales değil. Kim ondan o? Sonra, Kübalı Gonzales? Evet bak orada Kel ve... Nice yapıyor. Evet. Yok bak Kübalı Gonzales'i tanımıyorum. Evet. Daha önce Almanya'daki prodüksiyonlarımızda rol alıyordu. Öyle mi? Evet. Daha sonra buraya transfer ettik. Ama müziğe, müziğe de kabiliyeti olduğunu gördükten sonra. Ama burada çok eski tanıdığım dostlarım, evet, arkadaşlarım var. Tabii ki öyle. Var. Hepsi Tuncer var. Evet, yıllardır. Bu o kadar değerli insanlar mı hakikaten? Yani bir daha bakayım onlara yani. Onlar ben bunca yıldır onlarla mecbur olduğum için arkadaşlık ediyorum. Neden mecbur olduğun için? Çünkü çok seviyorum ve çok iyi çalıyorlar ve... Yani ama bir kere bile mesela Tuncer ya da Yusuf ya da Murat bana geldiğinde eve filan ay ne değerli bir insan geldi gibi bir düşünceye kapılmadım yani, değil mi? Sen onlar işlerini iyi yapmıyor olsa? Öyle midir? Çoktan. Hayır canım, biz neredeyse artık mahalle arkadaşı gibiyiz, birbirimizi çok seviyoruz. Ama Tuncer de bana değerli bir insanmışım gibi bakmaz aslında. Çok iyi bir müzik dinleyicisisin bu arada. Peki yazın full çalışıyoruz. Hem People'da, evet, hem Çeşme'de, Grande'de. Grande'de mi Tayfun'un? Hayır canım. Değil. Orada çalışmana izin veriyor ama. Orası Çeşme çünkü. Şimdi Bodrum'da bir mekanda çıkıyorum. Bir mekanda çıkıyorsun. Tek mekanda çıkıyorum. Tamam peki. Ama ama çalışmana izin veriyorum. Tayfun Bey'e soracağım. Evet. Hayır estağfurullah, ne demek canım, ben kendim de arar sorarım, onun için değil yani. Ben yıllar sonra senin patronun olabilir miyim? Hani böyle bütün afişlerle falan kaplıyorum bütün yolları falan, neonlar falan böyle geliyor. Evet. Pekala, bence güzel bir konuşma geçti. Bence de. Ha? Çok tatlısın ama. Bence iyiydi yani tekrar buluşmak. Harika.